ile beraber tekil olduğu halde yine iz kullanılmıyor, em kullanılıyor. Bunu I am'i de kısaca şöyle yazıyoruz arkadaşlar. I'm, aim, am gibi çeşitli şekillerde okuyoruz. I'm kısaca gösteriyoruz. We, you, they, you tekil veya çoğul fark etmiyor. We, you, they, bunlarla beraber are kullanılıyor. Evet. Şimdi biraz bu we, you, they ile bunlardan biri olmak zorunda değil. Özne, çoğul mesela Ali ve Ahmet, işte ikisi, onlar ya da başka isim kullandığımız zaman, birden fazla bir yüksek bir isim kullandığımız zaman ne yapıyoruz? Hemen özneden sonra are'ı getiriyoruz. Birer tane olumlu cümle bir kuralım bakalım, kaç tane olumlu cümle. Sonra devam edelim. Zaman zarflarımız da var. Mesela birisi aradı, ne yapıyorsun? Televizyon izliyorum. Ne diyeceğiz? I. Hemen I'm kısaca yazalım. I'm. İzlemek neydi? Watch'tu. Şu anda ne yapıyorsun? Televizyon izliyorum. Peki bu yeter mi? Yetmiyor tabii ki. Ne yapacağız? Bir de ing ekleyeceğiz. I am watching TV now, şimdi. Ben şimdi televizyon izliyorum. Peki biz çay içiyoruz deseydik ne diyecektik? Biz, we, we'den sonra arkadaşlar ne demiştik? Are gelir, we are. Ne yapıyoruz? İçiyoruz. We are drinking. Ne içiyoruz? Çay içiyoruz. Yani object kısmı da buraya geliyor. Evet, we are drinking tea. Biz çay içiyoruz. We are drinking tea. Onlar futbol oynuyor mesela. Birkaç kişiyi sordular. Benim arkadaşlarım futbol oynuyor. Ya da onlar futbol oynuyor desek. Onlar neydi? They. Ne gelecek hemen? Unutmamamız gereken are gelecek. Şimdiki zamanda bir isim, bir cümle kullanıyoruz. O cümlede they öznemizdir. Ne gelecek? Hemen peşinden are'ı muhakkak hatırlamamız lazım. Are'ı hatırlamazsak cümle, bu olayı öğrenmiş sayılmayız. They are playing. Play, futbol oynamak demek. Play'in sonuna ing ekledik. Bu da Türkçedeki your ekinin vazifesini görüyor. They are playing football. Evet. Mesela arkadaşlarım futbol oynuyor. Bu sefer Amerikan İngilizcesinde futbol yerine soccer da diyoruz. Soccer. My friends, benim arkadaşlarım. Evet, arkadaşlarım dedikten sonra ne gelecek? Hemen are'ı unutmuyoruz. Are. Bu are derken are diye vurgu yapmıyoruz arkadaşlar. Are. A, ı diyormuşuz gibi. Ya ayı uzatacağız. A, they are, my friends are. Ya da my friends are. Are. Play. Sonra da ing ekliyoruz. My friends are playing soccer. Bu playing derken arkadaşlar playing G sesini çok çıkarmıyoruz. Bu bir kuraldır İngilizce'de. Playing. Böyle N harfini şu, biraz daha uzatıyormuşuz gibi ya da böyle genizle yutuyormuşuz gibi. They are playing. G sesini çok çıkarmamakta yarar var. Telaffuz açısından önemlidir. My friends are playing soccer. I am watching TV. Peki annem bulaşıkları yıkıyor diye bir cümlemiz olsa bunu da siz kendiniz yapın şimdi bakalım. Annem bulaşıkları yıkıyor. Evet arkadaşlar, burada isterseniz sizler de videoyu durdurup cümleyi yazdıktan sonra devam ettirirsiniz. Yazdığımız cümleyle bakalım tutuyor mu? Kendinizi kontrol etmiş olursunuz. Annem bulaşıkları yıkıyor. Annem. Kimden bahsediyoruz? Benim annem diyoruz. Türkçe'de, İngilizce'de biliyorsunuz bu yani Türkçe'de benim ifadesini katıyor ama İngilizce'de öyle bir şey olmadığını biliyoruz. Bu ifadeyi katan bir ses yok. Sondan eklemeli değil. Yani annenin sonundan m eklemiyoruz.
O yüzden my başa gelmek zorunda. My mother. Annenin mother olduğunu biliyoruz. My mother. Peki my mother bir kişiden bahsettiğimiz için ne gelecek? Am is'ardan hangisi gelir? Tabii ki is gelir. My mother is yıkamak kelimesini bilmemiz lazım. Bunu bilmeden olmaz. Yıkamak neydi? Wash. Peki bu kadar yeter. My mother is wash. Wash olmaz tek başına. Bir de ing eklememiz lazım. ING. ING. My mother is washing bulaşıkları. Yani belli bulaşıklar. Yani annem bulaşıklar yıkıyor demiyoruz. Bulaşıkları. Hangi bulaşıklardan bahsettiğimiz belli oluyor. O zaman bulaşık demeden önce önüne bir the koyacağız. Bu belirli demek. Belirli hangi neden bahsettiğimiz belli olduğunda başına the koyuyoruz. My mother is washing the dishes. Dish, tabak, bulaşık anlamına geliyor. Dishes, bulaşıklar. My mother is washing the dishes. My mother is washing the dishes. Peki, bir de gelecek anlam da ifade edebilir bazen şimdiki zaman gelecek anlamı taşıyor. Mesela akşam İzmir'e uçuyoruz. Yarın parti veriyoruz. Bazen de geçmiş zamanı ifade edebilir. Mesela birisi ile konuşurken diyor ki dün Avcılar'daydım. Yanımda bir arkadaş oturuyor. Halbuki oturuyordu dememiz lazım. Yanımda bir adam oturuyor. Onun da bir kızı var. Orada oyun oynuyor. Oyun oynuyordu dememiz lazımken oynuyor diyoruz. Dün de bahsediyoruz. Dünkü bir olaydan bahsediyoruz. O arada ne yapıyoruz? Aslında şimdiki zamanı geçmişe uyarlamış olduk. Geleceğe uyarladığımızda yakın bir gelecek olması lazım. Şimdiki zamanı gelecek zamanda kullandığımızda bir zamanın belli olması lazım. Bir de yerin belli olması lazım. Biz yarın parti veriyoruz. Yarın akşam parti veriyoruz dediğimizde yine şimdiki zamanı kullanacağız. Gelecek zamanı kullanmayabiliriz. Yani şimdiki zamanın gelecek zaman ifade ettiği bir cümleye bakalım. Biz yarın akşam parti veriyoruz. Biz. Kim veriyor? Biz. We are. Hemen are'ı getirdik. Parti vermek have olarak kullanıyoruz. Have. Arkadaşlar bir kelimenin sonunda, bir fiilin sonunda ing ekleyeceğimiz zaman e varsa o e gider. Ne diyoruz? ING eklediğimizde e'den önce ünsüz varsa tabii having oluyor. Bu şekilde gönderiyoruz e'yi. We are having a party. Biz bir parti veriyoruz. Şimdi eğer yarın akşam demezsem şimdi veriyormuşuz gibi anlaşılır. O yarın akşam ifadesini de yani zamanı da belirtmem lazım. We are having a party. Yarın neydi? Tomorrow. Peki bir de akşam diyoruz. Yarın akşam tomorrow evening. Yarın akşam parti veriyoruz. Yani bu cümlemiz gelecek zamanı ifade etmiş oldu. We are having a party tomorrow evening. Evet yani zamanı da belirtince o zaman gelecek anlamı da taşıyor. We are having a party tomorrow evening. Peki arkadaşlar, bu cümlelerin, bu geniş zamandan daha kolay bir zamandır arkadaşlar. Çünkü yardımcı fiiller, bunlara auxiliary verb diyoruz. Bunlar bellidir yani fiilin içine gizlenmemişlerdir. O yüzden başa almak ya da olumsuz yapmak, işte soru yaparken başa almak gibi daha kolaydır. Ve başa aldığımızda fiil de hep aynı halde kalıyor. Hiç başka bir şekilde olmuyor. Diyelim ki şu cümlelerden birisini bir olumsuz yapalım. Biz diyelim ki şunu yapmıyoruz dediğimiz zaman bir şey yapmıyoruz. Yapmadığımız bir olaydan biz oyun oynamıyoruz. Diye bir cümle. Olumsuz hemen yapalım. Negative sentences. Negation. Olumsuzluk. Biz oyun oynamıyoruz diye bir olumsuz cümle kurmuş olduk. Şimdi bunu İngilizceye bir çevirelim arkadaşlar. Öznemiz biz. Yani we.
Evet, olumsuz yaparken arkadaşlar am is are, bunların sonuna arkadaşlar not ekliyoruz. Aynı geniş zamanda do not, does not olduğu gibi am not, is not, bunu am yapalım arkadaşlar. Are, is, am, bunların sonuna not ekleyerek olumsuz yapıyoruz. Ama are, mesela are not yerine kısaca aren't. Is not yerine isn't diyoruz kısaca. Are not, is not demiyoruz artık, isn't. Ama vurgu yapmak istediğimizde is not diyoruz yani. Am not da arkadaşlar am'ın şeklinde olmuyor tabi. Bu yanlış ifade. Ne yapıyoruz? Am'i kısaltıyoruz. Diyelim ki bu am zaten I ile kullanılıyor ya. I'm. Bunu ayrı yazıyoruz. Not'ı da ayrı yazmak zorundayız. Bu am not bu şekilde kısaltılıyor. Buradaki e'yi atıyorsunuz. I'm. Sonra not. Bu birleşmiyor. Bunu bu şekilde biliyoruz. Peki cümlemizi çeviriyoruz hemen. Biz oyun oynamıyoruz şu anda. Bir de şu anda ekleyelim sonuna. We. Yani olumsuz yapacağız. We'den sonra are geleceğini ve are'ın da bu şekilde olumsuz olduğunu biliyoruz. We aren't, we aren't diyoruz. Tabii bunu okurken aren't şeklinde telaffuz ediyoruz. Aren't dediğimiz zaman telaffuzunu iyi yapmamış olacağız. We aren't playing a game, bir oyun, bir oynamıyoruz oyun. Şu anda neydi? At the moment. At the moment. Biz şu anda oyun oynamıyoruz gibi bir ifademiz oldu. O benimle gelmiyor gibi bir ifademiz olsun. İki çocuk ya da iki kardeş birlikte gitmeleri gerekiyor bir yere. Diyelim ki çocuk annesine diyor ki o benimle gelmiyor. Ya da biz birisinin yanımızda gelmesini istemiyoruz. Karşıdaki otoriteye diyoruz ki o benimle gelmiyor, ben tek gideceğim. O benimle gelmiyor. Karşıdaki kişi o derken bayan mı ya da erkek mi onu bilmemiz lazım. Diyelim ki erkek. He. Peki. Ya da biz ısrar ediyoruz ama o gelmiyor. He isn't. Gelmek come'dır arkadaşlar. Peki come dedik ki cümlenin sonunda, kelimenin sonunda yani verb'ün sonunda e varsa atıyoruz. He isn't coming with me. O benimle gelmiyor. Ben ile, benimle gelmiyor. He isn't coming with me. Peki o şu anda uyumuyor. O şimdi uyumuyor gibi birisi sordu, arkadaşın uyuyor mu ya da falanca uyuyor mu? O şu anda uyumuyor diye ya da o şimdi uyumuyor şeklinde olumsuz bir cümle kuralım. O şimdi uyumuyor. Kimden bahsediyoruz? Ya da mesela o yerine diyelim ki Ayşe şimdi uyumuyor. Bir bayandan bahsediyoruz. Şimdi uyumuyor. Onun uyumama durumunu İngilizce bir söyleyelim. Ayşe. Hep he, she, it olacak diye bir kayda yok. Bir kişiden de bahsedebiliriz özne olarak. Ayşe tekil bir kişi olacağı için ne getirmemiz lazım? Hemen is. Ayşe is. Peki olumsuz yapıyorduk. Isn't o zaman. Ayşe isn't. Ayşe is not da diyebiliriz. Ayşe isn't da diyebiliyoruz. Ayşe isn't sleeping. Sleep uyumak. Sonuna ing ekliyoruz. Ayşe isn't sleeping. Ayşe uyumuyor. Peki bir de şimdi ifademiz vardı. Neydi şimdi? Now. Ayşe şimdi uyumuyor. Ayşe isn't sleeping now.
Peki. Diyelim ki iki çocuğumuz var. Bir tanesi ders çalışmıyor. Gittik. Öbür çocuğumuz diyor ki falanca ders çalışmıyor. O ders çalışmıyor. Ya da abim ders çalışmıyor. Yani bunu bir ifade edelim. Abim, benim abim, my brother. Peki, brother arkadaşlar erkek kardeş demek. Yani abi ya da kardeş olduğunu nasıl bileceğiz? Abiden bahsediyorsak elder diyoruz. My elder brother. Benim büyük, yani benden yaşlı olan biraderim. Brother erkek veya yani abi veya kardeş fark etmiyor. Kardeş anlamına geliyor. My elder brother, olumsuz dedik, bir kişiden bahsediyoruz. Isn't studying. My elder brother isn't studying. Benim abim çalışmıyor. Abim ders çalışmıyor anlamda. Study lesson da diyebiliyorduk. Study aynı zamanda lesson anlamında katıyor zaten. O yüzden my elder brother isn't studying diyoruz. Benim abim çalışmıyor, ders çalışmıyor. Şimdi arkadaşlar cümlelerimizden yes, no question'lar yapalım. Olumlu, olumsuz, pardon soru cümleleri olumlu, olumsuz yaptık. Şimdi bir de soru cümlelerine bakalım. Yani yes'li, no'lu sorular. Evet, hayır gerektiren sorular bakalım. Evet. Yes, no question'larda arkadaşlar bildiğiniz gibi am is are başa gelir. Am, is veya are en başta olur. Sonra ne yapıyoruz? Subject, yani subject çoğulsa are gelir. Tek ise is, ben ise am gelir. Subject, ondan sonra verb plus ing. Fiil artı ing, ing, ondan sonra da object kısmında da bahsettiğimiz durumlar olacaktır. Am is are, subject, verb, ing and object. Peki, şimdi bize birisi kitap mı okuyorsun diye sorsa. Nasıl soracaktır arkadaşlar? Sen diye buradan sun kelimesi şeyinin ekinden senden bahsettiğini biliyoruz. Peki sen neydi? You. Peki dedik ki am is are en başa gelir. You olduğuna göre hangisi gelecek bunlardan? Are gelecek. Are you? Okuyorsun kitap. Peki are en başa geldikten sonra arkadaşlar işimiz kolay. You var. Sonra yani subject var. Ondan sonra verb gelmesi lazım buraya. Okumak read idi. Kelime bilmemiz yeterlidir. Bol bol kelime de öğrendik vocabulary adlı dersimizde. Read'in sonuna ing ekledik. Are you reading a book? Bir kitap mı okuyorsun? Are you reading a book? Yes, I am. Diye cevap verelim. Yes, I am. Evet, kitap okuyorum. Yes, I am. Peki, kitap okumuyorum. No, I'm not. Are you reading a book? Yes, I am. No, I'm not. Kitap mı okuyorsun? Şimdi arkadaşlar, şayet are you reading a book? Bu kitabımız, bu sorumuz sen mi kitap okuyorsun olsaydı? Kitap mı okuyorsun? Hani kitap burada vurgulanan kitap mı okuyorsun, başka bir şey mi okuyorsun? Merak ettiğimiz kitabı anlamaya çalışıyoruz burada. Sen mi kitap okuyorsun deseydi, kitap belli zaten, okuyan kim? Kimi merak ediyoruz. O zaman da ses tonumuzla İngilizce'de yine cümle aynı olacaktı. Are you reading a book? Are you, sen mi reading a book, kitap okuyorsun? Ama sen kitap mı okuyorsun? Are you reading a book?
Ya sen kitap okuyor musun deseydi okuyorum okumayı Are you reading a book? Kitabı okuyor musun? Ya başka bir şey mi yapıyorsun anlamına gelen vurgulama çok önemli İngilizce'de. Yani yanlış kelimeyi vurguladık mı cümleyi Are you reading a book? Adama kitap mı okuyorsun diye sorarken Are you reading? Sen mi kitap okuyorsun? Hani dalga geçiyormuş gibi bir cümle olmasın. Onda vurgu olayına çok dikkat etmemiz lazım. Evet, başka cümlelerimize bakalım şimdi. Amis are. Baban mı geliyor? Diyelim birisine sorduk çocuğa. Baban geliyor mu? Baban mı geliyor gibi. Biliyorsunuz vurgu yapmadan bunun belli olmaz. Babam geliyor mu olsun cümlemiz. Senin baban. Your father. Öznemiz bu. Peki soru yapacağımız için yani normalde özneden sonra düz cümle olsaydı your father senin baban bir kişiden bahsettiğimizde is gelecekti. Ondan sonra da şimdi arkadaşlar yani is buraya gelecekti düz cümle olsaydı ne olacak? Dolayısıyla is buraya gelecekti. Is your father? Peki gelmek geliyor mu? Come gelmek. Come'ın sonuna ing eklediğimizi biliyoruz. Burada e vardı. Dolayısıyla ing ekliyoruz. Evet arkadaşlar, is your father coming dedik. Peki geliyorsa ne diyeceğiz? Yes. Peki senin baban aynı zamanda he demek değil mi? Bir adamdan bahsediyoruz. Ne diyeceğiz? Yes, he is. Hayırsa no, he isn't. Evet, şimdi arkadaşlar hemen bilgi sorularına geçelim. Yani WH soruları geniş zamanda olduğu gibi bu zamanda da şu anda ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun, kim şunu yapıyor gibi bunlara bakalım. WH questions. What? Where? Who? When? Gibi bunları bir önceki zaman şeyimizde görmüştük. Ne, nere, kim, ne zaman gibi çeşitli soru kelimelerimiz vardı. Şimdi bakalım ne yapıyorsun? Şu anda ne yapıyorsun diye bir soru soracak olursak. What? Peki sen ne yapıyorsun diyoruz. Are you? Sonra öznemiz belli. Bir de doing. What are you doing? Nereye gidiyorsun demek isteseydik. Hemen en başa where kelimesini yazdık. Peki sen diyoruz. Are you going? Where are you going? Ya da going to diyebiliyoruz arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Where are you going to? Kim geliyor benimle? Who? Who'dan sonra arkadaşlar genelde tekil yani bir isim soracağımız için genelde tekillik olarak kabul ediyoruz. Yani is getiriyoruz. Who are demiyoruz. Cevabı kesin bilmeden who is diyoruz. Coming geliyor with me. Kim geliyor benle? Bu when arkadaşlar hani ne zaman yani kısa bir süre içinde yapacağımız bir işten bahsediyorsak daha çok gelecek anlamı taşıyacaktır. Yoksa bu when geniş zamana daha çok yakışıyor. Ne zaman maça gidiyoruz, ne zaman televizyon izliyoruz gibi. Televizyon yasaksa bir yerde diyelim, sabırsızlanıyorsak when diye başlayıp when are you watching TV? Ne zaman televizyon izliyoruz? Bu da gelecek zaman ifade ediyor burada. When are we, biz ne zaman? Watching, hemen şeyimizi yazdık. Watching TV. When are we watching TV? Şurada dikkat etmemiz gereken şeyler, kelimelerin hepsi W ile başlıyor ya arkadaşlar. Bu gerçi H ile baş. Okurken who diye okuyoruz. Bu iki nokta uzatma demek. Diğerleri W ile başlıyor arkadaşlar. Türkçe'de bu olmayan bir ses. Dolayısıyla biz buna U diyoruz. Yani bu W çift U demek zaten. Ne yapıyoruz biz? Tek U olarak okursak
Bunu doğru okumuş olacağız. When diye bir kelime yoktur. When'dir bu arkadaşlar. O zaman W yerine tek U okuyoruz. Çift U yerine U tek U okuyoruz. H'yi okumuyoruz. When diye okuyoruz. Mesela buna what demiyoruz. V harfiyle okumuyoruz. What değil de ne diyoruz? What. Türkçe'de W yoktur. Arapça'da var. What demiyoruz da what. What. Hızlı bir şekilde söylediğimiz zaman bu anlaşılmıyor zaten. Oradan götürebiliyoruz. Yani İngilizceyi doğru telaffuz etmiş oluyoruz. Hem de bunu çıkaramadığımızı belli etmemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, daha detaylı olarak sorulara geçeceğiz bundan sonra. Size de hayırlı çalışmalar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde future tense, yani gelecek zamanı öğreneceğiz. Gelecek zamanın yapısından bahsedelim arkadaşlar. Ondan sonra kullanışıyla ilgili ifadelerde bulunacağız ve örnekler vereceğiz. Olumlu cümle yapısı önce verelim arkadaşlar. Bu future tense iki tane farklı yapıdan oluşur. Biri will iledir, birisi de bir going to'dur. Önce will cümle yapısını verelim ve ne işe yaradığını, ne zaman kullandığımızı öğrenelim. Ondan sonra be going to'ya geçeriz arkadaşlar. Olumlu cümle yapısında arkadaşlar subject çok önemlidir. Bunu, bu sıralamayı iyi bilmemiz lazım. Subject özne. Hemen arkadaşlar özneden sonra will yardımcı fiili getirilir. Hani am is are da olduğu gibi bütün öznelerle farklı olmuyor. Her özneyle farklı farklı verilmiyor. Bu bütün öznelerle birlikte will yapısı kullanılıyor. Will yardımcı fiildir. Helping verb ya da auxiliary verb diye ifade ediliyor will. Sonra arkadaşlar verb. Ya fiil her zaman yalın halde verilir. Verb dediğimiz fiil. Ondan sonra da arkadaşlar object kısmında da zaman zarfları ya da fiil şayet geçişli ise çeşitli nesneler de alabilir. Object kısmı önemlidir bu bakımdan. Şimdi future tense ile beraber kullanılan zaman ifadelerine bakalım. Time expressions. Hangi zaman ifadeleri kullanılır ve ne anlama gelirler arkadaşlar? Önemli zaman ifadelerinden bir tanesi arkadaşlar bu tense'de kullandığımız next'tir. Next bir dahaki ya da gelecek, ertesi anlamlarına geliyor. Bunda daha çok gelecek olarak kullanacağız bu tense'de arkadaşlar. Next burada gelecek anlamına geldiğini bilelim. Evet, pek kullanışına bakarsak arkadaşlar bu da Türkçe'ye yakındır. Yani Türkçe gelecek ay, gelecek hafta dediğimizde bu yapıya uygun bir şekildir. Mesela next gelecek ay dediğimiz zaman ne diyoruz? Next month. İşte gelecek hafta dediğimiz zaman next week diyoruz. Gelecek yıl mesela next year gibi gelecekle ilgili ifadelerde bulunduğumuzda next'i kullanırız. Bir tanesi next dedik. İkinci önemli zarfımız arkadaşlar zaman ifademizde later'dır. Later. Bu R harfini çok sert çıkarmıyoruz. Later ya da later gibi ifade ediyoruz okunuşu. Later da sonra anlamına geliyor. Mesela arkadaşlar bu da Türkçe'ye yakın, hani kullanılışı bakımından Türkçe kelime dizilişiyle yakındır. Buna sonra diyoruz. Mesela Türkçe'de 2 gün sonra dediğimiz zaman ya da 5 gün sonra, 1 ay sonra, 2 hafta sonra gibi çeşitli ifadelerle birlikte kullandığımızda İngilizce'de de aynı sıralama söz konusudur. Mesela 2 gün sonra. Sonra dediğimizde İngilizce'de de 2 days later. Mesela 5 years later. 5 yıl sonra gibi çeşitli şekilde veriyoruz bunları. Bir de arkadaşlar mesela üçüncü olarak vereceğimiz yapımız da ifademiz de tomorrow'dur. Tomorrow
yarın anlamına geliyor arkadaşlar. Yarın demek mesela yarın diyebiliriz. Yarın sabah diyebiliriz. Yarın öğlen, yarın akşam, yarın gece gibi bu yarından sonra verdiğimiz hem yarın kendisi bir ifadedir. Yarın sabah dediğimizde de başka bir ifade olmuş oluyor. Tomorrow morning, tomorrow evening, yarın akşam, yarın sabah, yarın akşam gibi. De arkadaşlar, in, on ve at, in, on ve at ifadeleri de bu zamanlarda kullanılır. Mesela saat 5'te şurada olmuş olacağım, şöyle yapacağım, bunu yapacağım. Diyelim ki pazartesi günü, bugün diyelim ki daha pazartesinden önceki bir gündür, gelecek pazartesi anlamında. Pazartesi şunu yapacağım dediğimiz zaman onu kullanırız. İşte akşam, in the evening, in the week, hafta içi, gelecek hafta gibi bir ifade kullandığımız zaman, akşamleyin şunu yapacağım dediğimiz zaman da in'i kullanacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar kullanışıyla ilgili birkaç ifade verelim. Gelecek hakkında tahminde bulunurken kullanırız bu zarfı, bu kelimeyi, şey, tensi. Özellikle mesela think, believe, expect, probably, think, sanmak, zannetmek, inanmak, beklemek, muhtemelen gibi. Bu ifadelerle birlikte bu tensi çok kullanırız arkadaşlar. Gelecek hakkında tahminde bulunurken kullanırız. Önce olumlu cümle yapısına bir örnek verelim. Olumsuz cümlede ne yapıyoruz arkadaşlar? Peki örneğimizi verdikten sonra mesela gelecek hakkında hemen öznem cümlemizi verelim. I will come, geleceğim. Bir de yardımcı fiil şey verelim, buradan da bir ifade alalım. Two days later, geleceğim 2 gün sonra. Şu anda verdiğimiz bir karar söz konusuysa will yapısını kullanırız. Ya da olması kesin olan, gerçekleşmesi kesin olan ifadelerde kullanıyoruz bu tensi. Bunları tek tek örnekler vereceğiz. Sadece olumlu bir cümle nasıl olurmuş ona bakalım. I will come 2 days later. 2 gün sonra geleceğim. Peki olumsuz cümlelere bakalım arkadaşlar. Şu olumlu yapıydı. Bir de olumsuz cümle örneğine bakalım. Yapısı nasıl oluyor? Olumsuzlarda da arkadaşlar subject en başta olur. Ondan sonra will. Ama arkadaşlar will'in sonuna biz olumsuz yapmak için not ekleriz. Will not. Bu will not arkadaşlar kısaca yazıldığı zaman şu şekilde yazılıyor. Won't olarak ifade ediliyor kısa yazdığımızda. Peki şimdi bir de verb, hemen olumsuz yaptığımız zaman fiil yine hep eski halinde oluyor. Hiç bir şey olmuyor. Diğer tenslerde olduğu gibi değil. Verb sonra da object. 2 gün sonra gelmeyeceğim demiş olsaydık, bunu olumsuz yapalım. I will not ya da I won't diyoruz. Olumsuz yapımız will not, kısaca won't oldu. I'll not come 2 days later. 2 gün sonra gelmeyeceğim. Soru yapısı nasıl olur arkadaşlar? Yes, no soruları arkadaşlar. Will en başa gelir. Mesela will'i başa getiriyoruz. Ondan sonra subject. Verb. Sonra da object. Evet arkadaşlar, will artı subject artı verb artı object, tabi soru kelimesinde, soru işaretini de unutmuyoruz. Yes, no questions. Mesela sorduk, yarın 2 gün sonra gelecek misin? Will, birisi bize sordu ya da biz birisine sorduk. Gelecek misin? Will you come 2 days later?
Evet arkadaşlar, bu yapı gelecek zamandan bahsederken çeşitli durumlarda kullanıldığını biliyorduk. Olumlu, olumsuz ve soru. Soru kelimeleri de hem soru cümleleri de yes no questions var. Mesela buna cevap verirken yes ile cevap verdiğimiz için ya da no ile cevap vereceğimiz için yes no questions diyoruz bunlara. Yes, I will diye cevap veririz. No ile cevap verdiğimiz zaman no, I won't. Kısaltma yok bunda. Kısaltma will şeyini değiştiriyor. No, I won't. No, I will not. No, I'll not şeklinde de ifade edebilirdik arkadaşlar. Yes, no questions. Bir de arkadaşlar soru yapısına bakalım. WH soruları sorduğumuz zaman mesela ne yapacaksın? Nereye gideceksin gibi sorular sorduğumuz zaman da arkadaşlar bunu şöyle bu tarafa yazabiliriz. WH question'ları. WH question'lar en başa gelir. What? Mesela tek başına ne yapacaksın? Yalnız ne yapacaksın gibi bir ifade kullandığımız zaman what'tan sonra hemen biliyorsunuz yardımcı fiil gelir. Will. Will. Buna will demiyoruz arkadaşlar. Türkçe'de buna dikkat etmemiz lazım. W'nun yerine U sesini çıkarıyoruz. Will. Will. Evet, bunu hızlı söylediğimiz zaman W harfini çıkarmış gibi oluyoruz. Dolayısıyla Türkçe'de olmadığı için buna dikkat etmemiz lazım. What will, hem what'a hem will'e, yani W'nun olduğu her yere dikkat edeceğiz. What will you, bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Özne. Ondan sonra yüklem gelmesi lazım. Mesela what will you do? Yapmak fiili. Ondan sonra da arkadaşlar what will you do? Sonra da nesne kısmına da aslında istediğimizi sorunun yapısına göre ekleriz. What will you do alone? Tek başına ne yapacaksın? What will you do on your own? Kendi kendine ne yapacaksın? Gibi çeşitli ifadeler kullanabilirdik soru kelime cümlemizde. Soru işaretini de koyalım. What will you do alone? Mesela where ile bir cümle kurmuş olsaydık. Sonra hemen arkadaşlar will getireceğimizi biliyorduk. Where will they? Mesela onlar tatile nereye gidecekler? Where will they go on holiday? Tatilde ya da tatile nereye gidecekleri gibi bir ifademiz olduğunda da ne yapıyoruz? Başta WH soru kelimesi. Which, WH question kelimesi geliyor. Sonra yardımcı fiil. Aux verb, auxiliary verb. Sonra arkadaşlar yapımız subject. Sonra verb yani fiil. Ondan sonra da object kısmı olmak üzere soru yapısı da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kullanıldıkları yerlere göre yani kullanılışlarına bakalım. Ne zaman kullanacağımızı bilelim bu tense'i. Bunun bir sonraki yapısı be going to. İkisi birbirinin yerine bazen kullanılabilir. Doğru kullanabilmemiz için ne zaman ve nerelerde kullanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ona da bakalım beraber. Evet arkadaşlar, will yapısının şu kelimelerle kullanıldığını biliyorduk. Yani gelecek hakkında tahminde bulunurken kullanırız demiştik ve özellikle think, believe, expect ve probably. Probably muhtemelen, think sanırım, sanmak, zannetmek, believe inanmak, expect beklemek, ummak, probably de muhtemelen anlamına geliyor. Mesela bu durumda gelecek hakkında tahminde bulunurken kullanacağız. Mesela çocuk müzik aletse müzik kulağı iyidir çocuğun. Müzik aletlerine eli yatkındır, daha küçük bir çocuğumuz var diyelim.
Bence sanırım bu çocuk müzisyen olacak diye gelecek hakkında tahminde bulunurken böyle bir tahmin yürütebiliriz. Sanırım benim oğlum. Bu ayrı bir cümle arkadaşlar. Bu geniş zaman cümlesidir. Bundan sonra işte asıl ifademiz gelecek. Gelecek zamanı kullanacağız. My son, benim oğlum, sanırım oğlum will be veya become arkadaşlar olmak anlamına geliyorlar. Be ve become ikisi, bu bir kelimedir aslında. Sadece be'yi de kullanabilirdik. Bunu be ve become olmak anlamına geliyor. I think my son will become a musician. Sanırım oğlum müzisyen olacak. Gelecek hakkında bir tahminde bulunuyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir de anında verilen karar veya teklifleri ifade ederken kullanırız. Şu anda mesela daha önce öyle bir planımız yok. Şu anda bir karar verdik, onu yapacağız. Diyelim ki bir arkadaşımızla yemekteyiz. Diyoruz ki ben ödeyeceğim hesabı. Öyle bir durumda da gelecek zamanı kullanacağız arkadaşlar. Mesela hesabı ben ödeyeceğim diye birden bir karar verdik. Akşam yemeği yiyoruz beraber diyelim arkadaşlarımızla. I'll pay for, bu arkadaşlar Y harfidir. I'll pay for dinner. Akşam yemeğini ben ödeyeceğim gibi bir ifadede bulunduk. Bu will yapısı arkadaşlar kısaca mesela I will yerine I'll şeklinde yazabiliriz. Mesela they will kısaca Dale olarak yazılabilir. Dale. Evet, çiftle. She'll, I'll, Dale, he'll gibi. Mesela dedi ki ani kararlarda kullanılır. Başka bir örnek cümle de verebiliriz bu kararlar hakkında. Mesela diyelim ki bu elbiseleri alacağım. Bir mağazaya gittiniz. Dolaşıyorsunuz, karar veremediniz. Tam buldunuz sevdiğiniz elbiseyi. Bu elbiseyi alacağım dediniz. O anda bir karar verdiniz. Daha önce o elbise hakkında planınız yoktu yani. Bunu neden anlatıyorum arkadaşlar? Be going to yapısını kullandığımız zaman bu anlattıklarıma ihtiyacımız olacak. O yüzden anlatıyorum. Mesela dedi ki bu elbiseyi alacağım, bu elbiseleri alacağım. I'll buy. Hemen yapıdan artık haberimiz var. Öznemiz yardımcı fiil will olarak kısaltıldı. Sonra verb fiilimiz I'll buy those clothes. I'll buy those clothes. Bu elbiseleri alacağım. Bir de arkadaşlar gelecekte mesela başka bir kullanım alanını anlatıyorum. Gelecekte olması yani kesin olacak olan bir olay anlatırken, önüne geçemediğimiz bir durumu anlatırken bu zamanı kullanıyoruz. Mesela diyelim ki şöyle bir ifade, Gizem diye bir kız çocuğu 2 ya da 3 ay sonra 2 yaşına girecek. Biz bu yaş eğer yaşarsa bu yaşı durduramayacağımız, önüne geçemeyeceğimiz bir olay olduğu için ne diyoruz? Bu tersi kullanıyoruz. Yani kesin bir şey varsa, olması kesinse bir durumun will yapısı kullanılır. Öbür türlü de bir plan varsa, be going to'da da çünkü bir plan varsa o zaman be going to kullanmak zorunda kalıyoruz. Gizem will be 2 years old. Gizem 2 yaşında olacak. Gizem olacak. Bu ecek anlamına geliyor. Gelecek zaman arkadaşlar. Will Türkçedeki asıl şey de acak ifadesini veriyor. Be going to da aynısını veriyor arkadaşlar. Gizem will be 2. Gizem olacak. 2 years old. 2 yaşında ne zaman? Bir de zaman ifadesi kullanalım. 5 months later. Gizem 2 ay sonra 2 yaşında olacak. Gizem 5 ay sonra 2 yaşında olacak. Türkçe bir cümle verdiğimiz zaman tabii öğelerin yerleri tamamen değişiyor arkadaşlar. Mesela bir başka örnek.
Bütün insanoğlu, insanlık will die one day. Bütün insanlar, bütün insanoğlu bir gün ölecek. Yani bu durumda önüne geçemeyeceğimiz bir olaydır ve kesinlikle gerçekleşen bir durum olacağı için onu da bu zamanda kullanabiliriz. All mankind, bütün insanoğlu will die. Die ölmek, bu da ecek ölecek. One day, bir gün bütün insanlar ölecek dedik arkadaşlar. Bir de arkadaşlar başka bir kullanım alanında söz verirken, tehdit ederken, ricada bulunurken bu yapıyı kullanıyoruz arkadaşlar. Bu gelecek zamanı, willi gelecek zamanı özellikle. Mesela şu kelimelerle birlikte kullanırız gelecek zamanı başka ifadelerle kullanacak olursak. Söz verirken demiştik mesela, I promise. Promise söz vermek demek. Promise, swear, hope. Hope da ummak demek arkadaşlar. Guarantee. Bu gibi ifadelerde arkadaşlar bunları başta kullanacak olursak bunlarla birlikte will yapısını kullanırız. Will de gelecek zamanı ifade eden yardımcı fiildir. Mesela I hope, umarım, I hope, umarım geniş zamanda bir cümlemiz arkadaşlar. Bundan sonra kuracağımız cümle will yapısını içeren gelecek zaman olacak. Yani şu yapıyı kullanacağız. Bunu da başka yerlerde kullanıyoruz zaten. I hope we'll get together. We'll get together one day. Umarım bir gün bir araya geleceğiz. Umuyorum ki, umarım ki bir gün bir araya geleceğiz gibi bir ifademiz oldu. We'll get together. Birlikte olacağız. One day, bir gün. Promise ile ilgili bir örnek cümle verelim arkadaşlar. Artık bunların olumsuz yapısının won't ile yapıldığını, soru soracaksak will'in başa geldiğini veyahut da WH question sorarsak onların başa geldiğini ve öğe dizilişini bildiğiniz için bunları detaylı bir şekilde artık kendiniz biliyorsunuz. Ben çok değinmeyeyim. Kullanış yerlerini, ne zaman ve nerede kullanacağınızı doğru yerde kullanabilirsiniz diye arkadaşlar anlatıyorum. I hope we will get together one day. Umarım bir gün bir araya geleceğiz. Promise ile birlikte kullanalım. I promise, söz veriyorum. I'll come. I will come. Böyle yazdığımız zaman I will diyemiyoruz arkadaşlar. I'll diyoruz. I'll. I'll come on time. Söz veriyorum, zamanında geleceğim. Evet arkadaşlar. I promise I'll come on time. Bir de arkadaşlar swear. Yemin ederim ki I swear. Swear İngilizce'de hem yemin etmek anlamına geliyor arkadaşlar, hem de küfür etmek anlamına geliyor. I swear dediğimiz zaman yemin ediyoruz. Tabii ki bunu I swear dediğimiz zaman küfür ederim anlamına gelmiyor burada. I'll bring it back. Söz veriyorum ki onu geri getireceğim. It, onu demek. Bring, getirmek, verb. I'll, subject. Bring, getiririm, getireceğim. It back, onu geri. Object kısmında da bunları verdik arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlar öbür yapıya bakalım. Bir going to yapısı nasıl oluyormuş ona bakalım. Will'i kullandık. Be going to. Am is are going to. Be going to yapısı arkadaşlar dediğimiz şey de şudur. Subject, olumlu cümle yapısı arkadaşlar, öznemizi veriyoruz. Ondan sonra bu be dediğimiz şey am, is ya da are olarak gelir. Öznemiz I ise burası am olur tabi. Eğer tekil bir isimse ya da he, she ise is olur.
Ondan sonra da arkadaşlar çoğul ise burası were olur. Yani bu özne kısmı, subject kısmımız. I olduğu zaman am, he, she, it ya da tekil bir isimse is, we, you, they veya çoğul bir isimse de were olur. Subject. Sonra da arkadaşlar be yazdık, am is are. Bu be artık gelmiyor. Bu be bunlara dönüştü. Sonra going to. Be going to'ya kadar hiç durmuyoruz zaten. Hemen buna öznemizi yazdığımız zaman olumlu bir cümle kurduğumuzda bunlardan bir tanesini yazıyoruz uygun olarak artık. Sonra buraya kadar hiç durmadan geliyoruz. Sonra bize lazım olan nedir ona bakalım. Verb. Yani arkadaşlar feel. Verb de arkadaşlar to'dan sonra her zaman yalın halde gelir. Yani bu to olduğu zaman to infinitive dediğimiz yapı to ve yalın fiil. Ondan sonra arkadaşlar zaman zarfı. Zaman zarfı bir öncekinde anlattığımız zaman zarflarıyla aynıdır. Ancak bu yapı arkadaşlar yakın gelecek zaman anlamına da geliyor. Verb artı object. Peki arkadaşlar bu olumlu yapısı böyle. Olumsuz yapmak istediğimizde arkadaşlar olumsuz yapıda da bildiğiniz üzere am is are'ı ne yapıyoruz? Sonuna not ekleyerek subject am is are artı not. Bunlara tabi am not, isn't veya aren't dendiğini biliyoruz. Bunları ekleyip sonra am is are not going to. Ondan sonra verb ve object. Bu yapıları arkadaşlar bir kağıda not etmeniz çok önemlidir. Onları yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi soru yapılarına da bakalım. Ondan sonra hepsine karışık örnekler verelim arkadaşlar. Olumsuz dedik. Pardon, bu olumsuz olacak. Olumluyu verdik. Soru yapısı yani yes'li no'lu önce bir bakalım. Sonra WH'li sorulara bakacağız. Yes no question'lar arkadaşlar. Öznemiz en başta olacak. Subject. Pardon, bu yes no question'larda özne başta olmayacak. Am is are başa gelecek. Önce özne hangisi ise ona göre am is ya da are başa gelecek. İngilizce'de arkadaşlar i büyük yazıldığı zaman noktasız olur. I şeklinde olur. Am is are. Sonra bunlara göre subject gelecektir. Am is are en başa geldi. Uygun subject'ten önce tabi tekil çoğul durumunu biliyorsunuz. Sonra subject artı going to. Yani şunu demek istiyorum. Be going to, am is are going to hep başa almıyor. Sadece am is ya da are başa geliyor. Subject going to. Ondan sonra da verb, sonra da object kısmı. Peki WH question kısmına bakacak olursak arkadaşlar, böyle WH'li soru nasıl oluşuyor bakalım. WH'li soru yani where, bu how falan da olabilir, what, when gibi. Bunlar en başta olur bir kere arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar am is veya are gelir. How am I going to gibi. Sonra özne gelir. Bu ikisini verdikten sonra arkadaşlar zaten burası bu yardımcı fiil kısmı özneye göre geldiğini biliyoruz. Bu da kendi başına en başta bu kelimeler geliyor. Sonra am is are dedik. Sonra özne. Ondan sonra going to. Sonra verb, going to, ondan sonra verb, sonra da object kısmını vermiş oluyoruz arkadaşlar. Bu yapıyı siz
Mesela elinizde bulundurduğunuzda ya da yani göz önünde bulundurduğunuzda artık yapıyı bildiğinizden dolayı sadece bir sözlüğe gerek duyarsınız. Cümleleri tek tek yerleştirip zaman zarflarını falan da bir önceki derste gördük. Bunları yerleştirip düzgün cümleler kurabilirsiniz. Tabii bir de ne zaman bu cümleleri kurmanız gerekiyor? İki tane gelecek zaman var. Bir will, bir de bir going to. Bunları da yeri geldiği zaman kullanabilmeniz önemlidir bu açıdan arkadaşlar. Şimdi biraz örnek cümleler bakalım. Yapı elimizde aldık mesela şifreyi. Şimdi onunla ilgili formülü biliyoruz. O formüle uyarlayarak birkaç cümle yazalım. Evet arkadaşlar, gelecek için, gelecekte bir planımız veya bir niyetimiz varsa onu açıklamak için bu cümleyi kullanırız. Plan yapacağız ama hani plan kesin değil. Ad üzerinde plan daha olması önüne geçilebilecek bir şeydir. Yani engellenebilecek bir şey olduğu için sadece plan ve niyetlerimizi açıklarken kullanırız böyle bir cümleyi. Mesela diyelim ki bir şirket dedi ki we, en başa we yazı, biz dedi. Biz 10 tane işçi işe alacağız. Biz 10 tane işçi işe alacağız. 10 kişiye iş vereceğiz anlamında bir cümle kuralım. Peki gelecek zaman diyoruz ki we yazdık biz. Ne yazıyoruz hemen? Are yazdık. We'ye göre are yazdığımız zaman nereye kadar gideceğiz? Going to'ya kadar hiç durmamamız lazım. We're going to. Peki, bundan sonra fiilimiz gelecek. İşe almak ne demek? İşe alacağız ya da iş vereceğiz. 10 kişiye iş vereceğiz demiştik. İş vermek ya da işe almak employ. Employ. Dedik, işe alacağız, iş vereceğiz. We are going to employ 10 işçi. 10 tane işçiye dedik. O zaman 10 workers. Peki, bunu 10 tane işçi işe alacağız. Bir planımızı ya da niyetimizi açıkladık. Bundan sonra bir de zaman zarfı verebiliriz. Mesela gelecek ay. Next'i daha önce hiç kullanmamıştık. Next month, gelecek ay. We're going to employ 10 workers next month. Mesela arkadaşlar, bir hayırsever dedi ki ben bir okul inşa edeceğim. Bir okul inşa edeceğim. Peki, bu kişi bir niyetini açıklıyor arkadaşlar. Yani anında verdiği bir karar yok. Bir önceki will'de anlattığımız gibi böyle bir karar yok. Bir niyet ya da bir plan yapmış olabilir. Dolayısıyla kesin bir gelecek yok. Önüne geçilebilir. Adam yapmadan başka bir şey yapabilir, vazgeçebilir. Plan veya niyet var. Dolayısıyla bir going to'yu kullanıyoruz. Peki. Hemen Türkçe bir cümlemiz var. Hangi yapıyla kullanacağımızı artık biliyoruz. Kuralım artık. Kim kuruyor? Ben diyor. Kim inşa edecek? I yazdıktan sonra am going to'ya kadar zaten otomatik gideceğiz. I'm going to. Peki inşa etmek ne demek? Build. Build. I'm going to build a school. Ben bir okul inşa edeceğim diyor. I'm going to build a school. Bu zaman ifadesi de verebiliriz arkadaşlar. Zaman ifadesi özellikle mesela 2 ay sonra bir okul inşa edeceğim gibi bir ifade verebilirdik. 2 months later. Bu zamanı da istersek belirtebiliriz arkadaşlar burada.
Evet arkadaşlar, bir de yakın gelecekte gerçekleşmesi için hani kanıt bulunan, elimizde bir şey varsa, plan yapmışsak, bu da aslında plan olayına girer. Gelecekte bir şeye karar verdik, plan yaptık. Diyelim ki 2 gün sonra sınavımız var. Ya da haftaya pazartesi öğretmenimiz sorularını hazırlamış. Diyor ki sınav olacağız. Ya da işte biletimi aldım, yarın işte Muş'a gideceğim. Ya da bu şekilde elimizde bir kanıt olduğunu gösterir bir plan aracı varsa o durumda da kullanıyoruz. Mesela öyle bir biz biletimizi aldık. We're going to, biz diyoruz ki işte Kayseri'ye uçacağız. İşte Trabzon'a uçacağız. We're going to, biz Muş'a uçacağız. We're going to fly to Muş. We're going to fly to London. Ne zaman? Tomorrow evening. Yarın akşam Muş'a uçacağız. Yani biletimizi aldık. Yarın akşam Muş'a uçacağız arkadaşlar. Evet. Bu zaman da arkadaşlar, bu tense de bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde imperatives yani emir cümlelerini öğreneceğiz birlikte. Emir cümleleri arkadaşlar, Türkçe'de mesela diyelim ki basit bir emir cümlesi, buraya gel. Olumlu emir cümlelerinden başlayalım. Türkçe ile arasındaki, İngilizce arasındaki farktan yola çıkarak böyle bir cümle başlayalım dersimize. Buraya gel dedik. İngilizce'de arkadaşlar buraya gel değil, gel buraya ifadesi kullanılır. Önce fiil kullanılır. Mesela olumlu imperatiflerden bir örnek cümlemiz come here. Gel, gelmek buraya. Come here. Orada dur. Mesela dediğimiz zaman ne diyoruz? Dur orada anlamına gelen stay there. Orada dur anlamında bir cümle kullanabiliriz. Mesela ayağa kalk ya da kalkın. Emir cümlelerinde arkadaşlar bir kişiye sesleniyormuşuz gibi cümle kurarız. Aslında mesela askerde olduğu gibi ya da okulda olduğu gibi öğretmen geldiğinde stand up ya da sit down der. Bu durumlarda arkadaşlar bir kişiye hitap ediliyormuş gibi bir topluma da hitap edilebilir. Mesela bazen yemek tarifleri verilirken aynı yapı kullanılabilir. İşte yemeği pişir, önce yağı, soğanı erit gibi çeşitli ifadeler kullanırız. Bunda da birkaç kişiye de hitap olabilir, tek kişiye de hitap olabilir. Come here, stay there. Mesela sağa dön gibi bir ifade kullandığımızda ne diyoruz? Önce dön kelimesini kullanıyoruz. Turn. Sonra ne tarafa? Right. Turn right. Dön sağa. Turn left. Evet, sola dön gibi çeşitli ifadeler kullanabiliriz. Günlük olarak işimize yarayacak birkaç tane ifade de verebiliriz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi mesela, bunlar lazım olduğu zaman kullanılmak üzere saklayacaksınız. Shut up. Shut up. Bu T harfini arkadaşlar nasıl kullanılır? Bu da bir emir cümlesidir tabii. T harfi yumuşatılır Amerikan İngilizcesinde özellikle. İki tane. Bu da U harfidir ama A gibi okunur arkadaşlar. Bu da A gibi. İki ünlünün arasına geldiği zaman flap yapılır. Flap dediğimizde yumuşamadır. Shut up. Kapa çeneni. Ya da mesela get out. Bunlar da günlük olarak işinize yarayacaktır muhakkak. Get out. Defol. Anlamlarında birer emir cümleleridir. Peki daha olumlu emir cümlelerine bakalım. Diyelim ki kapıyı aç diyeceğiz birisine. Open the door. Kapıyı aç. Biz okurken tersten bu sefer çeviri yapıyoruz. Kapıyı aç. Bunlar zaten çene yap kelimesi burada geçmiyor bile. Kapat anlamlarında tabii Türkçe'ye çevirirken asıl anlamının dışına çıkmışlar. Dışarı çık anlamda get out aslında Türkçe'de biz defol olarak kullanıyoruz. Bu durumlarda arkadaşlar çeviri yaparken tersten come here, buraya gel. Önce buraya diyoruz, sonra gel diyoruz. Ama İngilizce yazarken ya da konuşurken
Önce gel buraya dememiz şarttır arkadaşlar. Open the door. Close the door. Ya da arkadaşlar shut the door. Biraz önce shut'ı yukarıda kullanmıştık. Shut up. Şimdi shut the door. Kapıyı kapat anlamındadır yine. Shut ve close burada aynı anlama geliyorlar arkadaşlar. Emir cümleleri arkadaşlar, karşımızdaki kişi bizim bir altımızsa ya da emrimizde olan bir erse ya da bir öğrencimizse bu durumda close the door ya da shut the door gibi bir ifade kullanabiliriz. Ancak karşıdaki kişi yabancı biri ise, yani emir veremeyeceğimiz bir kişi ise, bu daha kibar olmamız gerekiyorsa bu durumda ne yapacağız? Tabii ki bunları daha yumuşak hale getirmek için sonlarını arkadaşlar lütfen kelimesini ekleyeceğiz. Please. Mesela arkadaşlar örnekleri çoğaltalım. Shut up please diyemeyiz tabii birisine. Böyle kaba bir ifade olduğu için tabii karşıdakini kırma riskimiz de çok yüksektir. Open the door please diyebiliriz. Kapıyı aç lütfen. Türkçe çevirirken tabii bu kapıyı açtır aslında ama kapıyı açar mısın lütfen diye çeviri yapmakta yarar vardır bu durumlarda arkadaşlar. Close the door please. Shut the door please. Turn right, turn left dedik. Stay in. Evde dur. İçeride dur anlamındadır. Stay at home birisine evde dur dediniz. Stay at home gibi bir ifade kullanabiliriz arkadaşlar. Please. Olumlu cümlelerde arkadaşlar bu şekilde ifade ediliyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar cümlelerde vurgu yapmak istiyorsak şayet diyelim ki o yaptığımız emre vurgu yapmak istiyoruz. Emrin vurgulanmasını istiyoruz. O işin hemen yapılmasını istiyorsak cümlenin başına do koyarız. Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya anlamında bir ifade kullanıyorsak do come here. Bu durumda emri daha sert söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Do come here. Mesela do move quickly. Hızlı hareket et. Move, hareket etmek, taşınmak anlamlarına geliyor. Do move quickly gibi hızlıca, hızlı bir şekilde bunu daha önceki derslerimizde görmüştük. Sıfattan zarf yapmadır. Do move quickly, hızlı hareket et anlamına geliyor. Evet arkadaşlar, bundan sonra bir de emir cümlelerin olumsuz emir cümlesi verebiliriz. Ayağa kalkma diyebiliriz adama ya da oradan geçme. Şunu yapma gibi çeşitli ifadeler verirsek ne yaparız? Bu do'yu başa koyarken arkadaşlar yap anlamındadır. Do move quickly. Olumsuz emir cümlesi vereceksek başına don't koyarız. Don't play with me. Benimle oynama. Dalga geçme benimle anlamında. Don't play with me. Birisine de mesela bir çocuk arkadaşına diyor ki benimle oyna. Benimle oynasana. Gibi bir ifade kullanmak istiyorsa play with me, benimle oyna gibi bir ifade kullan. Benimle oynama, yani kovuyorsun çocuğu diyelim. Don't play with me. Olumsuz emir cümlelerini de bu şekilde veriyoruz. Mesela bir anne çocuğuna diyor ki don't come home. Eve gelme, geç. Don't come home late. Eve geç, gelme. Gibi olumsuz bir cümlede verebiliriz. Mesela bir insan geldi, yanınızda bir yerde oturuyorsunuz, masanızdan bir sandalye götürmek istedi. O da aslında size lazım olan bir sandalye. Onu götürmeyin lütfen. Dediğiniz zaman, tabi don't take it please. Bu durumda tabii onu götürme diye sert bir emir değil de rica anlamında, hani bize lazım. Don't take it please diye bu şekilde bir emir cümlesi kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Biraz daha örnekler verelim. Olumlu olumsuz karışık örnekler verelim. Sonra arkadaşlar
Bunlarla dersimizi bitirmiş olalım. Mesela arkadaşlar, burada durmanız yasak diyelim ki özel bir mülkteyiz ya da buraya park etmeyiniz gibi bir ifade var. Orada durmayın ya da burada durmayın. Don't stop here. Burada durmayın. Oğlum, eğer tanımadığımız kişilere böyle bir cümle kuracaksak ya da kibar olmak zorunda olduğumuz kişilerse, don't stop here, please. Burada durmayın lütfen. Mesela kanuni bir zorunluluk olduğunda orada park etmeyin gibi. O zaman tabii kibarlık söz konusu olmaz. Don't park there. Orada park etmeyin. Ya da don't park here. Burada park yapmayınız, park etmeyiniz. Don't park here gibi ifadeler kullanırız arkadaşlar. Peki arkadaşlar, bir gruba seslenirken birkaç kişiye, özellikle önümüzdeki muhatabımız olan kişiler varsa, bunlara topluca seslenirken ya da belli bir kişiye hitap muhatap almadan birkaç kişiye seslenmemiz gerekiyorsa ne yapıyoruz? Everybody, somebody, nobody, hiç kimse ve anybody, herhangi bir kişi. Bu body ve one, everyone, someone, no one anlamlarına da kullanılabilir. Everybody, herkes. Somebody, bazıları, birileri. Nobody, hiç kimse. Anybody de herkes anlamında kullanılır. Yani bu istisnasız herkes anlamındadır. Everybody, mesela şöyle. Everybody come here. Herkes buraya gelsin. Mesela birileri yardım etsin, birileri bana yardım etsin ya da imdat derken somebody help. Evet, imdat derken help diyoruz. Help de aslında bir emir cümlesidir. Tek başına bir cümle oluşturmuş olur. Help, help derken de aslında birisine yardım et, imdat anlamında bir emir cümlesi vermiş oluyoruz. Somebody help, birileri yardım etsin. Ya da bana biri yardım etsin desek, somebody help me. Gibi bir cümle kullanırız. Eğer tabi emir veremeyecek durumdaysak, böyle bir de yardım istiyoruz, ne diyeceğiz? Somebody help me please. Biri bana yardım etsin lütfen. Please'i de sonuna eklememiz gerekir ki o acil durumdan kurtulabilelim. Somebody help me please. Hiç kimse sesli konuşmasın. Kimse sesli konuşmasın. Yani sesli konuşmasın derken gürültülü konuşmasın demek istiyorsak, nobody speak loudly. Nobody speak loudly. Kimse yüksek sesle ya da gürültülü bir şekilde konuşmasın anlamında bir ifadedir. Bunu da bir gruba ya da herhangi birilerine seslenirken kullanıyoruz. Evet, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, derslerinizde başarılar dilerim. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde prepositionlar, yani edatları göreceğiz. Peki hemen yazılışlar başlığımızı yazalım. Ondan sonra ne işe yaradıklarını görelim. Prepositions, yani Türkçesi edatlar arkadaşlar. Edatlar arkadaşlar, ne zaman ve nerede sorusuna cevap verirler. Sorularına cevap verirler. Where, nerede, neresi. When de, ne zaman. Yani arkadaşlar, bir zaman, yer edatları vardır, bir de zaman edatları. Bunları göreceğiz. Zaman edatlarıyla başlayalım arkadaşlar. Bunlar 3-4 tane önemli olanları vardır. Sürekli kullandığımız edatlar. Ondan sonra da yer edatlarından bahsedeceğiz. Edatların ne zaman ve nerede
sorusuna cevap verdiğini unutmayacağız. Şimdi prepositions of time. Prepositions of time. Yani zaman edatları diyebiliriz. Prepositions of time. Bunlardan ilki arkadaşlar in'dir. In ve edatların hepsi de arkadaşlar bir zaman dilimini kastederken de anlamı katarlar. In. Mesela hangi zamanlarla birlikte kullanıldığına bakalım. Ondan sonra mesela in arkadaşlar yıllarla birlikte kullanılır. Geçmiş zamanda ya da gelecek zamanda fark etmez. Hangi tense kullanırsak kullanalım. In yıllarla birlikte kullanılır, onu belirtebiliriz. Mesela geçmişte bir yıldan bahsederken 1998'de dediğimiz zaman in 1998 şeklinde ifade ediyoruz. Yani önüne in koyuyoruz. Ya da gelecek bir yıldan bahsederken gelecek zamanı kullanmamız gerekiyor. Ne diyoruz? In 2025, 2025 gibi. Bu şekilde in'i kullanıyoruz arkadaşlar. Yıllarla birlikte kullanılır in. In sadece yıllarla birlikte kullanılmaz tabii. Günün belli kısımlarıyla birlikte kullanılır ya da belli zaman dilimleriyle birlikte kullanılır. Mesela bir tanesi in the week dediğimiz zaman hafta içinde. Bunu geniş zamanda sık sık kullanırız. In the week hafta içinde yaptığımız bir işten bahsederken ve gelecekte işte hafta içinde şunu yapacağım. Gelecek zamanda da kullanabiliriz. In the week hafta içinde. Mesela günün belli kısmı dedik in the morning. Sabahleyin. Sabahları, sabahleyin anlamına gelen the morning ile birlikte in kullanırız. Mesela akşam dediğimiz zaman da in the evening diyoruz. Evet. İkinci bir edatımız da arkadaşlar on'dur. On da de anlamındadır yine. Yani de da. Bu da de da anlamındadır. Falan zaman diliminde. Yani hangi zamandan bahsediyorsak o zamanda anlamı katıyor tamlamaya. Mesela arkadaşlar bu on daha çok gün isimleriyle birlikte kullanılır. On Monday. Bunların nerede kullanıldığını bildiğimiz zaman arkadaşlar sınavlarda mesela 2025'i verir, önünü boş bırakır. In, on, at ya da every hangisi gelir onu siz bulacaksınız. Dolayısıyla hangisinin nerede kullanıldığını hem konuşurken pratik olarak söyleyebilmemiz için hem de yazılılarda ya da sınavlarda iyi puan alabilmemiz için önemlidir. Nerede kullanıldığını bilmemiz şart. On Monday mesela, pazartesi günü. Ya da diyelim ki o günün belli bir kısmı, diyelim ki cuma sabahı ya da pazartesi akşamı gibi, pazar sabahı gibi bu şekilde kullanabiliriz. Mesela on Friday afternoon, cuma öğleden sonra veya on Thursday evening, yani perşembe akşamı. On Thursday evening. Bir de arkadaşlar tarihleri söylerken mesela 2 Şubat 1915'te dediğimiz zaman 2 Şubat kısmında mesela 2 Şubat'ta doğdum dediğimiz zaman ya da 1 Ağustos'ta doğdum dediğimiz zaman ne diyoruz? 1 Ağustos kısmında önüne 10 kullanmış oluyoruz. On the first of August şeklinde böyle bir tarihi olan bir gün verdiğimizde ne yapıyoruz? Tamlamanın önüne 10 kelimesini koyuyoruz. 10 preposition'ı koyuyoruz. At var arkadaşlar bir de. At de de anlamındadır. At de saatlerle birlikte kullanılır mesela. At 9. At 9 o'clock diyebiliriz. Saat 9'da. At 7:30 ya da 7:30 de diyebiliriz. 7:30 ya da 7:30 şeklinde okunuşları vardı. 7:30, 7:30. Mesela başka hafta sonunda dediğimiz zaman da at the weekend diyoruz arkadaşlar. Başka
Kullanıldığı yerler sadece at the weekend ya da at saatlerle birlikte kullanılmıyor. Günün belli kısımlarından bahsederken yine kullanıyoruz. Mesela in the afternoon, in the evening diyorduk günün bazı kısımlarında. Gün bazı kısımlarla da in kullanamıyoruz. At kullanıyoruz. Mesela at midday. Gün ortasında demek. Midday öğlen anlamına geliyor. At midday, at night, geceleyin ya da at midnight şeklinde kullanırız arkadaşlar. Bir tane de arkadaşlar normalde kullanmadığımız ama every prepositionlarda çok da söz edilmeyen ama geniş zamanda daha çok kullanılan bir de every vardır. Every her anlamındadır. Her pazar, her hafta, her yıl, her akşam, her öğlen bütün bu tenslerle birlikte kullanılabilir. Her saat, saat başı anlamında mesela every week, her hafta, every evening, her akşam, every day, every summer, her yaz, every day, her gün, every month, her ay şeklinde bu ifadeleri bu şekilde kullanabiliriz. Bunlar zaman edatlarıydı arkadaşlar. Zaman edatları bu kadardır. Şimdi bir de yer edatlarından bahsedelim. Evet, yer edatları diğer edatlardan daha çokturlar arkadaşlar. Yani zarf edat, zaman edatlarından daha çokturlar. Prepositions of place diyoruz. Yer edatları. Yer edatları in, on, at hem zaman edatlarıdır hem de yer edatlarıdırlar arkadaşlar. Önce onlarla bir başlayalım hemen. In birinci zarfımız edatımız in'dir. In burada arkadaşlar içinde anlamındadır. İçinde. Mesela kutunun içinde, çantanın içinde, çantada anlamı. Hem içinde hem de de anlamı katar. Mesela ya dar bir nesnenin içinde dediğimiz zaman in diyeceğiz. Veyahut da bir il, bir ilçe, bir köy böyle geniş bir yerden bahsettiğimiz zaman in diyeceğiz. Mesela in İstanbul. In İstanbul dediğimiz zaman arkadaşlar İstanbul'da, içinde. İstanbul'un içinde mesela Çanakkale içinde şarkısını çevirmek istediğimiz zaman in Çanakkale şeklinde olacak. On. On da üstünde demek, bir de de'da demek. Üstünde veyahut da de'da. Peki bu da in olarak da in'in yerine de bazen kullanılabilir. Bunun in'den daha geniş bir kullanımı olabilir, vardır yani şey içinde, zaman, yer zarflarında in'den biraz daha genişçe kullanılabilir. Çünkü mesela şöyle diyebiliriz, falanca süpermarkette ya da işte diyelim kafede. Kafede dediğimiz zaman, bir kafede, in a cafe dediğimiz zaman arkadaşlar, bu kafenin içinde olması lazım. Bir kişiden bahsediyoruz, he is in a cafe, o bir kafededir, in the cafe. Dediğimiz zaman in kullanılabilir ama kafenin içindeyse. Aynı zamanda at the cafe de diyebiliriz arkadaşlar. At the cafe. Bu durumda da arkadaşlar kafenin bahçesinde olabilir, işte balkonunda olabilir, herhangi bir yerinde ya da oraya ait bir arsada, bir otoparkta, bir yerde olabilir. Dolayısıyla at kafede ama kafenin içinde olmayabilir de. Hem içinde olabilir hem de dışında bir yerde ya kafeye ait bir yerde demek anlamına geliyor. Evet, diğer bir zarfımıza bakalım, edatımıza. At. At, de, de'da anlamındadır. Karşılaştırmasını yaptık. De'da. On üstünde ama. Dördüncü zarfımız da arkadaşlar, edatımız da near. Near yakınında, yakın anlamındadır arkadaşlar. Edat olarak kullandığımızda da yakında, yakınında, yakınına anlamlarına gelir. Burada arkadaşlar
Bizler genellikle Türk öğrenciler şu şekilde öğren, yanında şeklinde öğrenmişlerdir karşılaştığımız insanlar. Near yakınında demektir, yanında değildir. Bunu muhakkak bilmemiz lazım. Yanında anlamına gelen üç tane kelimemiz var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi by, yanında demek. Bunu yakınında diyebileceğiz, yanında bilmeyeceğiz. By, beside ve next to. Bunların hepsi arkadaşlar yanında demek. Evet. Bir sonraki edatımıza bakacak olursak next to by dedik. Opposite. Opposite de arkadaşlar karşısında demek. Karşısı, karşısına, karşısında. Bunları biliyorsunuz ki arkadaşlar yani karşı, opposite karşı, tek başına zıt, karşıt anlamına da geliyor. Tabii bu karşısında dememiz için cümlenin içinde yer alması lazım. Karşısındadır. Mesela işte sinema marketin karşısındadır. Ya da hastanenin yanındadır, karşısındadır dediğimiz zaman o cümlenin içinde bu anlamı buluyor. Karşısında anlamını. Belki bazen karşısına da diyebiliriz. Ya da karşısını da diyebiliriz. Dolayısıyla o hal ekini cümle içinde veriyoruz. Türkçe'de hal eki cümle içinde olmasa da verilebilir. İngilizce'de bu cümle içinde anlam kazanır. Karşısına mı diyoruz, karşısında mı diyoruz? Onu artık cümlede bulabiliyoruz. Karşısında. Above. Above yukarı, yukarısı, yukarısında anlamlarına geliyor. Below. Below da above'ın zıddı aşağı. Aşağısı, aşağısına, aşağısında anlamlarına geliyor. Diğer edatlarımıza bakacak olursak arkadaşlar, tabi 8 tane ile bitmiyor, edatlar daha çoktur. In front of. Önemli edatlar bunlar arkadaşlar. In front of. In front of önü, ön tarafı, önünde anlamına geliyor. Bu zaman şeyleri arkadaşlar, prepositionları, edatları çok önemlidir. Bir konuşmada, bir diyalogda birisine bir yol gösterirken kuracağımız bir diyalogda bunları bilmedik mi İngilizcemiz yarım kalmış sayılır. Bunlar da çok önemlidir. Hakikaten bazı yerlerde muhakkak karşımıza çıkacaktır. Birisine yol gösterebiliriz. Biz başka yere gittiğimizde bir şey sorabiliriz. Bunları bilmeden yer yön tarif edebilmemiz ya da tarif edilen yeri bulmamız mümkün olmayacaktır. In front of, behind. Behind da arkadaşlar şöyle bir şey vardır. Behind diye mesela öğrenen kişi yazılışına odaklanıyor. Behind diye kaydediyor. Behind değil, bu behind diye okuyacağız. Bunun telaffuzu önemlidir. Behind. Behind de arkası, arkasına, arkasında anlamlarına geliyor. Evet. Behind. Eleven. On top of. On top of da en üstünde, tepesinde anlamlarına geliyor. En üstte ya da tepesinde anlamlarına geliyor arkadaşlar. Around. Around da arkadaşlar etrafında, çevresinde anlamlarına geliyor. Around, etraf, çevre, etrafı, çevresi. Prepositionlardan, önemli prepositionlardan bir tanesi de arkadaşlar between'dir. Between, between. W gördüğümüz zaman V diye okumuyoruz arkadaşlar. U şeklinde okuyoruz. Between, between. Evet, böylece bütün kelimelerde, yani İngilizce karşınıza çıkan bütün kelimelerde hangi kelimede W görürseniz V şeklinde okumayın da W, U şeklinde, çift U demek zaten, o şekilde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Between
iki şeyin arasında ya da ortasında anlamına gelir. Among var arkadaşlar bir tane de. Among da ikiden fazla şeyin arasında arkadaşlar. Yine arasında, karşısın, arasında ya da ortasında demek. Ama ikiden fazla şeyin, çok şeyin arasında, ortasında. Evet. Bunlardan arkadaşlar 15.'si de along. Along boyunca demek. Cadde boyunca, yol boyunca yürü işte. Binalar boyunca yürü. Along boyunca. Mesela birisine yol göstereceğiz. Bu yol boyunca yürü. Ne diyoruz? Walk, yürümek. Walk. Walk along this road. Bu yol boyunca yürü. This street. Walk along King Street. Walk around the Cumhuriyet Street şeklinde ifadeler kullanmamız lazım. Tabi bu, böyle bir ifadeyi kullanabilmemiz için öncelikle bu prepositionları bilmemiz lazım. Bakalım başka prepositionımız arkadaşlar. Bir tanesi de over. Over ne demek? Bakalım. Over da arkadaşlar üzerine, üzerinde, üzerine doğru anlamlarına geliyor. Üzerinden. Üzerine, üzerinde şeklinde ifade edilebilir. Bir de arkadaşlar sağda, solda, sağında, solunda bunlar nasıl söylenir? Onlara da bakalım. Mesela sağda dediğimiz zaman on the right. Right, sağ demek. On the right. Sağda, sağda olan bir şeyden bahsederken ne diyeceğiz? Sağda. It is on the right. Sağda. Veya solda dediğimiz zaman da arkadaşlar ne diyoruz? On the left. Yani solda, solunda. Bu şekilde arkadaşlar ifadelerimiz çoğaltılabilir. Mesela burada unuttuğumuz bir şey varsa da bu şekilde bulup cümle içinde kullanması önemlidir bunların. Bunlar yazılarda ya da sınavlarımızda anlamı sorulabilir. Ya da bir şekil verilir. Diyelim ki kutunun üzerinde kedi var ya da masanın üzerinde başka bir şey var. İşte onun hangi edatla doldurmanız gerektiği sorulabilir. Direkt anlamı da sorulabilir. Bu şekilde hani edatlar da bu kadardır arkadaşlar. Bol bol çalışıp ancak pratik hale getirebilirsiniz. Böylece dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Şimdi de soru çözümlerimizle birlikte birinci bölümün sorularını birlikte çözelim. Evet. İlk sorumuz hemen on, every, in, at gibi prepositionlardan geldi. Geniş zamanlı bir cümlemiz. I live İstanbul. Peki İstanbul'da dememiz lazım. Bunların üç tanesi da anlamına geliyor. Every de her anlamındadır. Bu da bir preposition ama bu zaman olarak prepositiondur. Dolayısıyla B'yi direkt eleyebiliriz. On İstanbul dediğimizde İstanbul üzerinde anlamına gelir. Bu da olmaz. At aslında D seçeneği arkadaşlar mantıklıdır. Ama şöyle İstanbul'da anlamına gelir ama büyük şehirlerde, yani şehir dediğimiz bir yerden bahsettiğimizde in kullanıyoruz bu durumda arkadaşlar. Çünkü at de, diyelim ki at a restaurant, at a cafe dediğimiz zaman bir kafede. Hani içinde değil de kapısında ya da bahçesinde olabilir. D'de ama in İstanbul dediğimiz zaman İstanbul'un içinde anlamında. I live in İstanbul. Cevabımız C, İstanbul'da yaşarım. Diğer sorumuza bakalım. They go shopping afternoon. Bunda da arkadaşlar afternoon'la birlikte bunlardan hangisi kullanılır? They go shopping at afternoon dediğimiz zaman arkadaşlar at afternoon'la birlikte kullanılmıyordu. Daha çok saatlerle birlikte kullanılıyordu. Ya da the weekend gibi durumlarda. In dediğim zaman önünde the olsaydı in the afternoon diyebilirdik. Dolayısıyla in de olmaz. On afternoon
On da gün isimleriyle beraber kullanılıyordu. Dolayısıyla on da olmaz. Every afternoon, her öğleden sonra, her öğlen they go shopping. Onlar alışverişe gider. Geniş zamanlı bir cümle. Cevabımız B. We are having lunch at a restaurant. Biz öğlen yemeği yiyoruz. Şu anda yiyoruz. A restaurant. Restoranda demek istiyoruz. Every restaurant dediğimiz zaman her restoran anlamına gelir. Aslında birlikte kullanılabilir. Her restoran mesela bu restoran kadar temiz olamaz gibi bir cümle kursaydık. Every olabilirdi. Under a restaurant, bir restoranın altında. Under a restaurant dediğimiz zaman hani yine mantıklı gelmez. Restoranda yemek yenir, altında değildi. On a restaurant, restoranın üzerinde sanki çatısında yemek yiyormuşuz gibi bir anlama gelir. Yani normalde yan yana koyduğun zaman bir anlam ifade ediyor ama yani yanlış anlam ifade ediyor. O zaman cevabımız arkadaşlar at a restaurant. We are having lunch at a restaurant. Bir restoranda dediğimiz zaman at a restaurant. Yani restoranın içinde olabilir, bahçesinde olabilir veyahut da önünde diyelim olabilir. Ama restoranda anlamına gelir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. She will be there. Orada olacak. Zaman zarfını sormuş burada da. 3 o'clock. Saat 3'te. D'de anlamındaki bir kelimemiz olacak burada. Yukarıdan aşağıya çıkalım. Aşağıdan yukarıya çıkalım. In dediğimiz zaman in 3 o'clock in saatlerle birlikte kullanılmaz. Bunların hepsinin yani kullanıldığı yerler vardır biliyorsunuz. Every 3 o'clock. Her saat 3'te dediğimiz zaman yine bir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Ama şu kelimelerin nerede kullanıldığını bilmeyen birisi için bunların hepsi de uygundur. Yani cevabı bilmeyen, yani konuyu iyi bilmeyen birisi bunlardan herhangi birisini atar, artık bu durumda şansını denemiş olur ve %20-25'e yakın şansı olmuş olur bu durumda. Bazen de E seçeneği de verilebilir bazı sınavlarda zorluk derecesine göre. O zaman da yani konuyu bilmeyen birisi ne kadar soru kolay olursa olsun burada tahmin yapamaz. Mesela 10 koyar buraya ama 10 olmuyor. Every dediğimiz zaman hiç olmuyor. Her saat 3'te orada olacaklar, orada olacak dediğimiz zaman olmuyor. Yine saatlerle birlikte at kullandığımızı bildiğimiz için buraya hemen at koyuyoruz. She will be there at 3 o'clock. Saat 3'te orada olacak diyoruz. Cevabımız A. Evet, beşinci sorumuza bakıyoruz. They are going to have an exam. Bir gelecek zaman bir going to'lu cümle. They are going to have an exam Thursday. Bir de perşembe var arkadaşlar. Perşembeden önce boşluk. Yani perşembe günü sınavları var. Sınav olacaklar anlamında bir cümlemiz. Gün ismiyle beraber on, in, at ya da by. Bakıyoruz. By, by'ın anlamı arkadaşlar yanında demek. Mesela perşembenin yanında. Sanki perşembe bir nesneymiş gibi. Dolayısıyla böyle bir şey olmaz. At, bir yerde ya da saatlerle birlikte olma durumu. Hem yer zarfı hem de preposition, time preposition. Yani zaman edatı olarak da kullanılabiliyor. In Thursday dediğimiz zaman in Thursday ile birlikte kullanılmaz. O konudan hatırlamamız gerekir ve böylece cevap vermemiz gerekir. Dolayısıyla günlerle birlikte on kullandığımızı biliyoruz. On Thursday diyoruz. They are going to have an exam on Thursday. Onlar perşembe günü sınav olacaklar, sınava girecekler. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. I promise I you back immediately. Sorumuz arkadaşlar bir fiil, fiilin gelmesini gerektiriyor ve doğru zamanla birlikte fiili boşluğa yazmamız gerekiyor. Bu tür sorular arkadaşlar, zaman soruları çok farklı şekillerde verilebilir. Yani sadece çoktan seçmeli bir test vermeyebilirdik. Şuraya mesela fiili parantez içinde you'nun önüne yazardık. Mesela pay fiilini. Siz bunlardan herhangi biriyle yazmanız gerekiyordu ve dolayısıyla bu zamanda diyelim ki verilen ipuçları vardır. Mesela bir zaman zarfı vermemişiz. Dolayısıyla hangi zamana ait olduğunu tahmin edemez detayı bilmeyen birisi. Yani daha önce verdiğimiz dersi çalışmayan birisi kolayca yanılabilir bu cevaplardan birini verirken. Ve çok farklı şekillerde soru sorulabilir bu durumda. Bakalım arkadaşlar. I promise I you back immediately. Sana geri ödemek pay'den ödeme, pay ödeme anlamına geliyor.
geri ödeme hemen, çabuk anlamında hemen, immediately. Söz vermek, söz veriyorum sana geri ödemek. Ben çok çabuk. Peki ödeyeceğim, ödedim, öderim. Ödeyeceğim dediğimiz zaman da bu ikisinden hangisi olacak? Am going to mu, will mi olacak? Ya da geniş zaman mı? I pay, I am paying, ödüyorum şeklinde bu zaman ifadesini doğru bulmamız lazım. Fiil zaten hepsiyle birlikte neredeyse yalın halde. Burada da ing almış. Ne yapacağız? O zaman buradan ipucu çıkarmaya çalışacağız. Böyle bir soru geldiği zaman, yani bir zaman zarfı vermemiş. Mesela now deseydi hemen şimdiki zamanı kullanacağız. Geniş zamanlı every day, on Thursday gibi bir şey verseydi yine geniş zamanı kullanacaktık. Şimdiki zamanı kullanırdık. Gelecek zamanla ilgili bir şey vermemiş. Nasıl yapacağız? Burada arkadaşlar konuyu çalışırken promise, I promise, expect, bilmem birkaç kelime daha vermiştik arkadaşlar. Bunlarla birlikte zaman zarfı, yani bunlar geniş zamanla birlikte kullanılan durumlarda. Geniş zamanında iki türlüsü vardı. Bir planlı gelecek, bir planlı gelecek zaman, bir de will ile yapılan gelecek zaman. I promise dediğimiz zaman bundan sonra gelen cümle gelecek zamanlı olması gerekiyor. Dolayısıyla bakalım, I am going to pay you back immediately desek bu planlı olacak arkadaşlar, olmaz. I promise dediğimiz zaman will'i kullanmamız gerekiyor. İpucu promise olacaktı. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. I will pay you back immediately. Sana hemen ödeyeceğim diyor. Para verirsen, söz veriyorum. Yedinci sorumuzda arkadaşlar. They in the pool now. Burada çok güzel bir ipucu verilmiş ve hemen kolay soru grubuna giriyor. Bunu yapabilirsiniz. Bir önceki soru daha zor ve dikkat gerektiren bir soruydu. Buna baktığımız zaman arkadaşlar they in the pool now. Şuradan now hemen bize ipucunu veriyor. Dolayısıyla now ne demekti? Bunun anlamını hatırlamamız lazım. Şimdi demekti. Şimdi olduğuna göre şimdiki zamanda bir cümle kullanmamız lazım. Bakıyoruz bu geniş zaman, bu gelecek zaman. Bu da gelecek zamanın planlı zamanı, planlı bir cümledir bu. Bir tek C şıkkı geriye kalıyor arkadaşlar. Are swimming. Böylece yani buradan hemen seçenekleri eleyebilirsiniz. Şu ikisi birbirine çok benziyor. Ne yapıyoruz bu durumda da? Bakıyoruz bu gelecek zaman değil ama bu şimdiki zaman değil. Şimdiki zaman gibi görünse de gelecek zamandır. Going'e bakmıyoruz. Şu swim'e bakıyoruz. Dolayısıyla are, hemen day'den sonra are'ı getiriyoruz. Ondan sonra da fiilin ing'li hali, swimming diyoruz. They are swimming in the pool now. Burada cümleyi veren, yani cevabı bulan now seçeneğidir. Ve C şıkkı doğru cevabımızdır arkadaşlar. Listen, the wind very loudly. Wind, rüzgar demek arkadaşlar. Çok sesli, çok yüksek sesle ne yapıyor, ne yapar, ne yaptı ona bakacağız. Blue arkadaşlar esmek anlamındadır. Burada da ipucu yine listen'dır arkadaşlar. Listen ne anlama geldiğini biliyoruz. Dinle demektir. Buradan hemen dinle dediğine göre şu anda olan bir şeyi dinle demek istiyor değil mi? Yani olay anında yapılan bir şey, bir şeyden bahsediyor. Dolayısıyla şu anki zamandan bahsettiğine göre biz de şimdiki zamanlı bir cümle arayacağız seçeneklerde. Bakıyoruz A seçeneği blows diyor. It blows. Blows yani eser. Dinle, rüzgar eser. Yani madem eser geniş zamanda esine göre şimdi dinlemek zorunda değilim. Buradan A seçeneğine gittik. Listen, the wind will blow very loudly. Dinle bak, rüzgar çok sesli bir şekilde esecek. Esecek, dinle. Yani nereden biliyorsun eseceğini? Bir de dinle dediğine göre şimdiki zaman. Buna bakıyoruz, yine gelecek zaman ifade eden bir cümle, bir yapı verilmiş. Bunda da arkadaşlar D şıkkında da yine gelecekten haber verme gibi bir durum var ve planlı bir şey var ama listen'la birlikte bunu veremezdik. Buraya başka bir ipucu vermek zorundaydık D seçeneği için. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Listen, the wind is blowing very loud. Dinle bak, rüzgar çok sesli bir şekilde esiyor anlamında cevabımız C şıkkı. Dokuncu sorumuza bakıyoruz. She will be 5 years old, 2 months ve sonra da bunlardan bir tanesini getireceğiz. Evet, burada ipucu yine arkadaşlar bu gelecek zamanda bir cümle vermiş ve gelecek zamanlı bir zaman zarfı bulmamız lazım. Burada arkadaşlar
Cevabı zaten verili gelecek zaman. 5 years old. Yapmamız gereken sadece gelecek zamanla kullanılan zaman zarfları, bir de bu zaman zarflarının kullanımı. Bazı zaman zarflarından sonra kelime gelmek zorunda. Bazı zaman zarflarından sonra da kelime gelmez, onlar en son kullanılır. Mesela next'e bakalım. Next dediğimiz zaman next'ten sonra bir kelime getirmek zorundayız. Nasıl? Mesela next month, gelecek ay. Burada ne demiş halbuki? She will be 5 years old. 2 yaşında olacak. 5 yaşında olacak. 2 months, 2 sene, 2 hafta, 2 ay. 2 ay diyor. Ne 2 ay ne? Orada seçeneklere bakıyoruz. 10 yazarsak yine ondan sonra zaman getirmemiz lazım. At the moment sona gelir ve ondan sonra zaman zarfı kullanılmaz arkadaşlar. Bu mantıkla gidecek olursak. Ama at the moment da şu anda demek istiyoruz. Ama tensimiz, cümlemiz gelecek zamanlı bir cümledir. Dolayısıyla cevabımız later olacak. Later'ın anlamı da sonra anlamındaydı. Sonra demekti. She will be 5 years old 2 months later. 2 ay sonra 5 yaşında olacak. Will be. Bu neden arkadaşlar şey değil? Mesela she is going to be olmadı da she will be oldu. Bunu bu zamanı anlatırken arkadaşlar demiştik ki geleceği kaçınılmaz, gelecekte kaçınılmaz olarak yaşanabilecek bir şey varsa, önüne geçemeyeceğimiz bir şey varsa will'li cümleyi kullanıyoruz. Çünkü hani eğer yaşayacak olursa 2 hafta sonra 5 yaşına kesin girecek. Yani zamanı durdurma şansımız olmadığı için bir de bu tensi kullanmış olduk. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. 10. sorumuz bunlardan birini kullanmamızı gerektiriyor ve arkadaşlar özne ile yüklemin arasına biz genelde neyi kullanırız? Zaman zarfı mı kullanırız, sıklık zarfı mı kullanırız, başka bir şey mi? Burada bakıyoruz ki iki tane zaman zarfı var, iki tane de sıklık zarfı var. Ve bakıyoruz, cümlenin anlamına bakacağız o zaman. It rains in the desert. Bunlardan hiçbirini kullanmasak da bu cümle bir anlam ifade ediyor aslında. Ne diyor? It rains in the desert. O çölde yağmur yağar. Geniş zamanlı bir cümle. Peki çölde yağmur yağar. Çölde her zaman yağmur yağar. Çölde şimdi, ama şimdi buraya gelmez de buraya gider. Dolayısıyla bunu kullanmayız. Çölde gelecek hafta, gelecek ay gibi. Bu da en sona gideceği için yine anlam ifade etmiyor şu tense için. Çölde it never rains in the desert. Çölde hiç yağmur yağar, hiç yağmur yağmaz anlamında. Never biliyoruz ki arkadaşlar olumlu cümlede kullanılır ama cümleye olumsuzluk anlamı katar. Türkçe'ye çevirdiğinizde cümle doğru çevirmeniz gerekirken, olumlu çevirmeniz gerekirken biz çeviri kurallarına göre olumsuz bir cümle kurmuş oluyoruz. It never rains in desert. Çölde hiç yağmur yağmaz. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Evet, bu sorumuzda arkadaşlar yine zamanları, mesela soruları ne kadar değişik sorulabileceğini göstermek için ve karşılaşacağınız sınavlarda daha başarılı olabilmeniz için arkadaşlar mesela öğretmenimiz her zaman geniş zamanlı ya da çoktan seçmeli bir sınav yapmak zorunda değil. Bazen böyle verebilir arkadaşlar. Soruları bu şekilde verebilir. Size kolaylık olsun diye mesela başka şekilde de bunların diyelim ki altına ya da boş bir yere zamanların seçeneklerini de verebilir. Diyelim ki gelecek zaman, ondan sonra geniş zaman, şimdiki zaman, böyle A, B, C'de seçenekler de verilebilirdi. Ama biraz daha zor olsun diye mesela bu şekilde de verilebilir. Yani her türlü soru sorulabilir bir zaman zarfıyla ilgili, bir zaman, bir tense ile ilgili soru sorulabilir. Şimdi bu sorularımızı birlikte cevaplayalım. Fill in the gaps with the verbs in brackets into the correct tense. Boşlukları parantez içindeki fiille doğru tense'i kullanarak doldurun. Doğru tense ile doldurun. Harry lived in the center of Glasgow. Harry Glasgow'un merkezinde oturur, yaşar anlamında. Bu arkadaşlar geniş zamanlı bir cümle olması gerekir. Türkçesi Henry Glasgow'un merkezinde yaşıyor. Şimdiki zamanlı olmasına rağmen arkadaşlar yaşamak yani fiil gerektiren bir olay değil. Yani öyle bir soyut bir kavram olduğu için geniş zamanla veriyoruz. Live. Peki Henry live dedik. Henry ile birlikte arkadaşlar tekil şahıs olduğu için live'in sonuna s ekliyoruz. Lives diyoruz.
Birinci seçeneğimiz dolayısıyla Henry diyoruz. Leaves. Tekil şahıs olduğu için leave'in sonuna s ekliyoruz. Henry lives in the center of Glasgow. Glasgow'un merkezinde yaşar. He is a student. O bir öğrencidir. Bu da geniş zamanın arkadaşlar durum cümlesidir. Evet, bu cümleler, bu cümlenin fiili arkadaşlar is'dir. To be fiili bir cümle. Ama bunda bir fiil olmadığı için lives değil de mesela is oldu. He study verilmiş ve law at university. Üniversitede hukuk okuyor, okur anlamında bir cümle kurmamız lazım. Study, şu anda okuyor da study'nin anlamı arkadaşlar aynı zamanda okumak anlamında. Hani ders çalışmak olarak biz biliyoruz bunu. Hukuk okumak, işte doktorluk okumak, tıp okumak anlamında falan dil okumak, study'yi okuma anlamında kullanıyoruz. Üniversitede okumak. He, law at university. Üniversitede hukuk ne yapar? Şimdiki zaman değil, geniş zamanı burada kullanmamız lazım. Çünkü süreklilik gerektiren bir durum. He studies. Studies dediğimiz zaman arkadaşlar ne yapmamız lazım? D'nin sonunda Y var arkadaşlar. Fiilin sonunda Y var, study. Dolayısıyla tekil şahıs da olduğu için, özne tekil olduğu için Harry mesela, bir de he demişiz zaten. O, he şiitle beraber does kullanıyorduk yani zamanda ve y harfi bu şekilde he studies diyoruz. Es, does eklediğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Y gidiyor, i'ye dönüşüyor, sonra es ekleyip bu şekilde fiili bu hale getiriyoruz. He studies law at university. Üniversitede hukuk okuyor. He become fiili olmak, a lawyer 2 months later. 2 ay sonra avukat olmak. Bunda arkadaşlar yani hukuk okuyor, gelecek 2 ay sonra okulu bitiyor ve avukat olacaktır. Dolayısıyla gelecek zamanı kullanmamız lazım. Evet, burada planlı. Aslında arkadaşlar 2 ay geçtikten sonra herhangi bir durum olmasa muhakkak planlı programı bir iş vardır ortada. Is going to diyoruz. Is going to, sonra become diyoruz. Evet, okumuş, bir planı, bir programı var. Aniden verilen bir karar değil. Evet. Böylece arkadaşlar will'e neden yapmadık? Peki bu will'e de olabilirdi. He, üçüncü cümlemiz arkadaşlar. He will become a lawyer 2 months later dediğimiz zaman muhakkak avukat olacakmış gibi. Sanki 2 ay sonra belki adam istifa edip okulu bırakabilir, avukat olmadan da okuldan ayrılabilir. Dolayısıyla bir plan program var ama kesinlik yok. Okulu bitirmeme ihtimali de varsa o zaman bir going to'yu kullanıyoruz. Kesinlik varsa bir önceki sorumuzda hani 2 ay sonra 5 yaşına girecek dediğimiz soruda kesin girecek ölmezse diye plan olmadığı halde will'i kullanıyorduk. Plan program varsa ve gelecek zaman, yakın gelecek zaman varsa is going to become diyoruz. Evet. He is going to become a lawyer 2 months later. 2 ay sonra avukat olacak. He has 2 sisters. 2 tane kız kardeşi var. Jane and Jessica. Jane ve Jessica adında 2 tane kız kardeşi var Harry'nin. Harry. Jane married next month. Gelecek ay evlenmek. Evlenir, evlenecek. Ne diyeceğiz burada? Evleneceğine göre arkadaşlar nişanlıdır ya da daha önce aktivitede bulunmuştur bir evlilikle ilgili plan program vardır. Gelecek zamanın dolayısıyla be going to'lu halini kullanmamız lazım. Jane is going to going to dedikten sonra arkadaşlar get diyoruz. Ve get married birlikte kullanılan bir deyimdir arkadaşlar. Evlenmek anlamındadır. Get married. Evet, bu da bir çeşit phrasal verb diyebiliriz buna. Phrasal verb. Evet, 5. cümlemize bakalım arkadaşlar. They always lunch together. Always dediğine göre arkadaşlar gelecek zaman değil de ne yapmamız lazım? Geniş zamanı kullanmamız lazım. Peki have fiili
He, she, it ya da bir isim olsaydı ne olacaktı? Has olmak zorunda olurdu. Öznemiz çoğul olduğu için have hiçbir ek almadan boşluğa yazılır. Have. Evet. Buna da have diyoruz. They have lunch together. They always, her zaman birlikte öğlen yemeği yerler. They always have lunch together. Today, bugün is a Monday afternoon. Bir pazartesi öğleden sonrasıdır. Bugün pazartesi ve öğleden sonradır anlamında bir cümlemiz. They lunch at their favorite restaurant. En sevdikleri restoranda yemek yerler mi, yiyorlar mı diyeceğiz. Today, bugün dedik, pazartesi. Ya şu anda yapılan bir olaydan, bugün de yapılan bir olaydan bahsettiğimiz için şimdiki zamanı kullanmamız lazım arkadaşlar. Today, it is a Monday afternoon. They are having lunch at their favorite restaurant. Are having dememiz lazım arkadaşlar. Özne çoğul olduğu için are having diyoruz. Öğleden sonra öğlen birlikte yemek yiyorlar. En sevdikleri restoranda. At their favorite restaurant. Harry fly fiilini boşluğa yazmamız lazım. Uygun tense ile birlikte, uygun zamanla birlikte. To Monaco for a 2-day holiday this weekend. Bu hafta sonu for a 2-day. A 2-day arkadaşlar. A 2-day demiyoruz. A 2-day. 2 günlük bir tatil için bu hafta sonu Harry Monaco'ya uçmak. Şimdi uçacak mı, uçuyor mu, uçar mı ne dememiz lazım? Uçacak, gelecek zaman. Ve arkadaşlar uçmak fiilinden hani fly, uçacak, uçakla gidecek anlamında ne yapıyoruz? Bir ayarlama söz konusu, bir planlama hafta sonu. Dolayısıyla be going to'lu gelecek zaman kullanmamız lazım. Yani is going to fly dememiz lazım. Is going to fly to Monaco. Evet, 8'e bakıyoruz arkadaşlar. Bu hafta sonu dedik ki Harry Monaco'ya uçacak 2 günlük bir tatil için. He always, always dediğine göre arkadaşlar direkt geniş zaman gelecek aklımıza. Go fiili var. Go'yu he'ye uyarlayarak boşluğa yazmamız lazım. Yani he, she, it özne olduğu zaman go ne oluyordu arkadaşlar? Goes oluyordu. Goes. He always goes on holiday to different cities. Her zaman değişik şehirlere gider tatil için. Sometimes, bazen Harry and Jessica, bazen Harry ve Jessica, bazen dediğine göre yine arkadaşlar go fiilini geniş zamanda yazmamız lazım ve Harry ve Jessica diye iki öznemiz var. Dolayısıyla öznemiz iki kişi yani. Ne yapacağız? Go'yu yalın halde boşluğa yazmamız lazım. Sometimes Harry and Jessica go. Yalın halde dediğimiz ek almamış hal demek. Go on holiday together. Bazen Harry ve Jessica birlikte tatile giderler. Together birlikte demek. They a lot of fun when they go together. Birlikte gittiklerinde çok eğlenirler. A lot of fun. Peki they ne dememiz lazım? Geniş zamanlı bir cümle ve they olduğu için heavy olduğu gibi boşluğa yazıyoruz. 10. boşluğumuzda have olacak. Evet arkadaşlar. Böylece bir bölümün bir bölüm sorularının daha sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.